Sevgili seyirciler, insanın başı hep dünyada kazanma hırsıyla bir kere dönmeyiversin. Artık ne doğru tanır, ne arkadaş, ne de bir dost nasihati. Halbuki o insan bu haliyle kendi sonunu hazırlayan bir yola çoktan girmiştir. Fakat maddenin veya paranın bağımlısı veya sarhoşu olduğundan farkında değildir. İşte şimdi sizlere böyle bir madde perestin ibret dolu hikayesini sunuyoruz. Gel vatandaş. Tamam tamam anladık. Bağırıp durma da ver şuradan 2 kilo irmik helvası. Oo, Şadıman ablacığım şeref vermişler, bahtiyar etmişler. Derhal ve Behemal ablacığım. Buyursunlar muhterem ablacığım. Başka arzun var mı? 2 kilo da portakal ver yeter. Portakal değil, süzme bal. Emir telakki ederim ablacığım. Buyurun. Ne tuttu ikisi? 5 lira ver yeter ablacığım. Buyur. Teşekkür ettik. Kesene bereket. Bereketini gör. Mandalina portakal, portakal değil süzme bal. Hayırlı işler. Eyvallah ablacığım. Hani ya da benim 50 dirhem pırasa al. Gel vatandaş gel. Pırasa deme buna. Çarpılırsın. Kaymaklı kadayıf bunlar. Gel. Eyvallah. Bereket versin. Yine bekleriz abicim. Merhaba baba. Ne oldu oğlum? Bu saatte burada ne işin var senin? Bugün cumartesi ya baba. Yarım gün. Ha doğru ya. Tamamen unuttum. Bırak çantanı. Çıkar önlüğünü de geç peki bakalım. Peki baba. Hadi. Geç bakalım hadi. Gelinler lokum yesin. Kaynana semiz otu. Yandım şekeri olan. Gel vatandaş, gel. Hoş geldin. Hoş bulduk canım. Hava çok soğuk, dondum. Sıcacık bir çorba yaptım. Şimdi ısınırsın. Tamam canım. Sağ olasın. Yine nefis şeyler yapmışsın. Allah ne verdiyse yaptım. Sağ olasın. Gel. Allah biliyor ya. Sabahtan beri burnuma biber dolması kokusu geldi. Nasıl canım istedi sorma. Hay Allah. Mevsimi de değil ki bulalım. Ama anlatamam nasıl bir şey Orhan. Delirecektim. Aşermişsin sen. Ay yok. İçemeyeceğim. Ne oldu neden? Kızacaksın biliyorum ama.
Biber dolması istiyor canım. Çıkıp arayayım istiyorsan belki bulurum. Yok canım, nereden bulacaksın? Geçer birazdan. Geçmez. Aş eriyorsun belli. Hiç değilse yemeğini bitir de öyle çık. Bu kadar dayandım, ölmem ya. Tamam, peki. İşler. Sağ olasın. Bana varmış. Nerede olduğunu biliyor musunuz? Buradan doğru git. Sol kolda bir cami göreceksin. Caminin tam karşısındaki sokaktan girince sonunda bir küçük meydan tamam. Gelecek karşına. Bana orada. Sağ ol. Allah razı olsun. Hayırlı işler. Cümlemizden güle güle. Cemil o pozisyonda düşürülmese kesin goldü abi. Bütün stadyum hakeme gözlük diye bağırdık ama ne fayda? Vermedi penaltıyı. Ne penaltısı ya? Spiker kayda düştü diye anlattı radyoda. Ben maçtaydım diyorum ya. Gözümle gördüm. Spikere mi kendi gözüme mi inanayım? Bilip bilmeden konuşuyorsun. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Buyur muhterem abi. Dolma biber bulunur mu? Ne demek abi? Manav burası. Her şey bulunur. Kaç ton lazım he? Bir kilo falan. Hanım aşeriyor da. Derhal abicim. Yenge aşeriyorsa bir yerde emir telakki etmek lazım. Sağ olasın. Evet, bir kilo. Başka bir şey lazım mı abi? Çok güzel ıspanağım var. Muz anam. Limon şahane. Su çıkmazsa para yok. Sağ ol. Başka bir şey istemiyorum. Ne kadar? 10 lira ver yeter güzel abicim. 10? Bir kilosu mu? Yok, yarım kilosu. Yarıma bana, yarım hediye. Ne sandın abicim? Bu mevsimde biber bulmuşsun. 100 lira bile az. Yengem pişirsin, yesin afiyetle. Buyur. Allah bereket versin. Bereketini gör. Ulan kerizledin yine elin adamını. Senin yatacak yerin yok be Fuat. Keriz kerizlenir mi be? Kendi ayağıyla gelmiş. Kış günü aşerecek başka bir şey bulamamış mı abla? Sadece aşerme değil ki. Basmışsın suyu biberlere, bir de 10 kağıt fiyat çektin. Geldi mi adama 20 liraya? Belki son parasıydı. Karısı hamileymiş, mecburiyetten aldı. Günah. Hop, dur orada. Amme hizmeti bu. Teşekkür etmesi lazım bana, teşekkür. Yemeğin suyunu da yanında veriyorum. Daha ne istiyor? Suyundan da koy, bedava. Tövbe ya. Sağ ol. Allah razı olsun senden. Bu soğukta yoruldun buldun. Canım çok istemese seni bu kadar yormazdım ama... Ne yorulması canım? Dua et karşıma çıktı da buldum. Kime sorduysam bu mevsimde ne dolma biberi diye yüzüme baktı. Ne ağır biberler. Hiç böylesini görmemiştim. Ağır mı?
Baksana. Evet, hakikaten. Aa, içi su dolu bunun. Allah Allah. Evet ya. Orhan, manav su doldurmuş bunların içine. İşi gücü yok da oturup tek tek su doldurmadı ya Sevim. Niye olmasın? Ağır çeksin diye yapmıştır. Kaç kilo bu? Doya doya ye diye bir kilo aldım. Bir kilo biber yok ki burada hayatım. Biber hafif çeker. Bir kiloya yiyemeyeceğin kadar girmesi lazımdı. Vay vicdansız. Oturup bunu düşünmüş ha? Dünya kadar da para verdin Allah bilir. Verdim valla. 10 lira dedi kilosuna. Ne? 10 liraya mevsiminde 10 kilo biber alınır Orhan. Hakikaten tam vicdansızmış. Hayrını görmesin o paranın inşallah. Ne insanlar var ya. Hayret. Suat oğlum, bostan korkuluğu gibi dikilme orada. Bağır, müşteri çek biraz. Ölü çıkmış gibi dükkan olmaz. Öğren bunları Suat. Hı hı. Portakal var. Bağır, bağır. Bağırmakla esnaflık olmaz. Çık dışarı da mallarını gör. Buyur Şadıman abla, hoş geldin. Ne oldu? Hiç hoş gelmedim. Verdiğim bütün portakallar hepsi çürük çıktı bak. Bak da gör. Dur kadın, ne yapıyorsun? Topla şunları, müşteriler görecek. Gir oğlum sen de içeri. Görsünler. Herkes görsün. İnsafın kurusun. Üstlere güzellerini koymuşsun, altlar çürük çürük. Bu mu senin esnaflığın? Ben de çürük mal olmaz. Yalan konuşma. Başka yerden almışsın, gelip bana vermek istiyorsun. Yemem ben bu numaraları. Aa, tüh sana. Yazıklar olsun. Az önce aldım ayol. Haram zıkkım olsun aldığım para. Bir daha bir şey alırsam senden. Kaçtır yapıyorsun bunu? Yürü be. Hadi oradan moruk. Ben 30 senedir burada esnafım be. Herkes tanır beni. Ne oldu gene Fuat? Deli mi ne be? Portakallar çürükmüş. 3 ay önce almış, yememiş, gelmiş burada caka satıyor. Bize yapma bari şunu. Şadıman Hanım benim tanıdığım. Hayatta yalan söylemez. İşin gücün yalan, dalavere, hile, dümen. Senin gibi arkadaş varken düşman aramaya ne hacet? Kavgada söylenmez şu laf be. Halden çürük geliyorsa evime mi götüreceğim o çürükleri? Birer ikişer paylaşacağız. Hadi. Hadi bunda haklısın diyelim. Biber'e su doldurmak neyin nesi? Şeytanın aklına gelmez be. O haram sular burnundan gelir ama bir gün. Demedi deme. Bu aralar hep böyle hileli işler yapıyorsun, başına bir gelecek var. Dost acı söyler. Bir şey olmaz. Sevabı bile var, ne haramı? Gemiye konacak suyu bedava veriyorum ben. Biber alana su bedava. Suya para yok. Acı söyleyeceğine dostan şuradan iki çay söyle de içelim hadi. Hadi be. Sana çay yok. Selam bile yok artık. Ayıp ayıp. Vicdansız. Necla, bir bardak suya karbonat koyup karıştır. Midem çok kötü. O kadar yersen olur tabii. Kalk babanın istediğini getir oğlum. Ben konuşmuyorum onunla. El alemin lafına bakıp saçma sapan zırvalama be. Konuşmazsan konuşma. Ne olmuş ki? Bir de ne olmuş diyor. Bir kişi olsa iyi. Her gün biri gelip başka bir vukuatını anlatıyor. Yüzlerine bakamaz oldum ya. Onlara neymiş? Hasetlikten, kıskançlıktan çatlayacak hepsi. Bir elin yağda, bir elin balda tabii. İstemiyorum ben öyle yağ bal. Eskisi gibi helalinden kazanç istiyorum. Bir iki yıldır ne oldu sana anlamıyorum. Müşteri kaynayan dükkan senin fesatlıkların yüzünden sinek avları oldu. Farkında değilsin. Hadi be. Senin aklın ermez o işlere. Vızır vızır benim dükkanım. Sağ ol yavrum. Bütün gün suyun içinde buz gibi dükkanda neler çekiyorum ben. Haberleri var mı onların?
Neticesi bu işte. Millet sıcacık evlerinde ahkam kesiyor. Sen de onların ağzına bakıp konuşuyorsun boş boş. Al oğlum. Orhan! 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 Ne oldu? Sevim, ne oldu? Orhan, sancım başladı. Başladı mı? Doğum sancısı bu. Tamam, sakin ol. Hemen giyiniyorum. Gel, sen dolaş biraz. Tamam, sakin ol. Gel. Ben hemen giyiniyorum. Sen biraz dolaş, olur mu? Orhan, çabuk ol ne olur. Tamam. Çabuk ol ne olur. Sancılarımız da artıyor. Tamam canım. Hemen giyiniyorum. Gardırobun altında çanta var. Hazırlamıştım. Onu da al. Tamam. Sen şöyle otur. Ben bir taksi bul. Hemen geliyorum. Tamam mı canım? Çabuk ol Orhan. Çabuk. Tamam canım. Tamam. Abi hastaneye gideceğiz. Babam çok hasta. Nerede? Eve ben arka sokakta. Tamam hadi atla bakalım. Ay ölüyorum Necla. Ölüyorum ben. Tamam dayan biraz. Şimdi bir taksi bulur çocuk. Ah, tamam baba hadi. Yardım et oğlum babana. Dayanamıyorum. Of. Dayan biraz. Karnım patlayacak gibi ya. Tamam geçecek gidiyoruz. Oğlum kimseye kapıyı açma tamam mı evladım? Biz babanla hastaneye Hı-hı. gidiyoruz. Tamam anne. Hadi. Gel gel tamam. Tamam bize bırak. Geç de. Buyurun. Tamam yavaş. Tamam tamam. Tamam müsaade edin. Sağ ol. Geçmiş kardeş. Olsun abi. Şaşılacak bir durum. Siroz gibi duruyor ama siroz değil. Su midede. Bu çok enteresan. Karaciğer su toplamış olsa izahı mümkün. Sen ne diyorsun üstad? Aynı fikirdeyim. Yaptığımız tetkiklere bakarak hiçbir teşhis koyamıyorum. Görülmemiş bir vaka. Üste koroner, altta bağırsak sistemine büyük bir baskı yapıyor bu su. Alınması lazım. Önceden bu yönde bir şikayeti olmuş muydu hanımefendi? Hayır doktor bey. Beyimin nezle olduğunu bile görmedim. Çok sağlamdır. Son bir iki haftadır karnım çok şişleyip hep soda içiyordu ama dün geceki gibi hiç olmamıştı. Karında su toplanıyor. Suyu almazsak diğer organları sıkıştırıp ölüme kadar giden netice verebilir. Suyu alacağız. Peki siz nasıl derseniz doktor bey. Hastayı alsınlar.
Beyefendi, doğum katında beylerin dolaşması yasak. Öyle mi? Tamam, çıkıyorum. Affedersiniz. Yalvarırım alışısı ya. Dayanamıyorum. Nesi var? Niye bağırıyor? Karnında su birikiyor. 3 gündür burada. Her gün bir kova su alınıyor. Daha ne kadar yatacağı belli değil. Tamam, tamam. Merak su mu? Orhan, manav su doldurmuş bunların içine. İşi gücü yok da oturup tek tek su doldurma diye sevim. Niye olmasın? Ağır çeksin diye yapmıştır. Tamam, hastalığı neymiş? Teşhis konulamıyor. Doktorlar ilk defa böyle bir hastalıkla karşılaştık diyorlar. Amme hizmeti bu. Teşekkür etmesi lazım bana. Teşekkür. Yemeğin suyunu da yanında veriyorum. Daha ne istiyor? Suyundan da koy. Bedava. Allah şifasını versin. Aman da aman. Nasılmış bebeğim? Gel dolaşalım biraz. Gel. Hadi hatta gidelim. Ne oldu bakayım? Ne oldu babacığım? Seveyim, huysuzlanıyor bu. Geldim, geldim. Bebeğim. Huzursuzlandı biraz. Susamıştır da ondan huysuzlaşmıştır babası. Sevgili seyirciler, Mevlana ne güzel söylemiş. Her haram içki gibi sarhoşluk verseydi, hiç kimseyi ayık göremezdin. Evet, helal kazanca dikkat etmeyen her insan, ayık zannedilse de hakikatte sarhoştur. Kaldı ki insan, ne olacak sanki, haram da olsa sonuçta kazanıyorum dememeli. Zira böyle diyen ve yapan bir kimse nasıl bir vebali yüklendiğinin, ve bu vebalin kendisine nasıl bir bedele mal olacağının farkında değildir. Onun için insan olan insan, yalan ve dolanın neticesi kendi hesabına fatura edilmeden pişman olmalı, hakkını yediği kimselerden helallik dilemeli ve mutlaka Allah'tan da af istemelidir. Yoksa akıbeti aleme ibrettir.